belediye başkanım, sayın Cumhuriyet Başsavcım, değerli hakimlerimiz, sayın dekanım, değerli daire amirlerimiz, il genel meclis üyesi arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve 15 Temmuz şehidimizin kayınpederi burada Süleyman Bey, Süleyman Dural ve diğer protokolün değerli üyeleri, değerli pazarlı hemşerilerim, hepinize bu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla burada bulunduğunuzdan dolayı teşekkür ediyor, saygı ve sevgiler sunuyorum. Biraz önce bir video izledik. İnanıyorum ki o videoyu izlediğinizde hepiniz bizler gibi tüyleriniz diken diken oldu. Hepiniz içinizden şu ifadeyi kullandınız: Allah bir daha bize, memlekete, hepimize böyle bir gün, böyle bir dakika yaşatmasın. Biliyorsunuz ki böyle dönemlerde milli birliğimize ve beraberliğimize oldukça fazla ihtiyacımız var. Bu memleketin üç tarafı denizlerle çevrili ve her zaman düşmanları olacaktır. Çünkü geçmişten tarihimizi iyi okuduğumuzda geleceğimizi de okumamız, görmek mümkündür. Bu nedir? 1960 darbesi, bildiğiniz gibi 1980 darbesi ve 1928 Şubat'ta olan ve daha sonra 15 Temmuz, gördüğünüz gibi memlekette ve hep insanların beraberliğiyle, milli birlik ve beraberlik duygusu içinde hareket etmesiyle üstesinden geldik. Ama son olan 15 Temmuz diğerlerinden çok farklı. Bunu iyi okumamız lazım. Bu içimizde bizimle beraber olan, bizimle beraber yaşayan, bizimle beraber görünen insanların bize vurmuş olduğu büyük bir kazık. Ve sonucunda olan şehitlerimiz ve biz o gün akşam dışarıya çıkmasaydık ve şehidimiz olmasaydı bugün hiçbirimiz burada değildik. Bizim bu ülkeden başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Bunu kesinlikle hepimiz hafızamıza kazıyalım. Bir başka ülkede bir karışıklık olduğunda onlara sahip çıkan bir Türkiye var. Bunu hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Buna isim vermeye ya da ülke söylemeye gerek yok. Ama Türkiye'de bir şey olduğunuzda şöyle bir hafızanıza düşünün. Nereye gideceksiniz? Hiçbir yere gidemezsiniz. O yüzden ülkemize sahip çıkacağız. Ve bu milli birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmayacağız. Şu anda ekonomik bir kriz var. Bunun herkes farkında. Bu ekonomik krizi de birlik ve beraberliğimizle Allah'ın izniyle aşacağız inşallah. Bunda hiç ben Türk insanı istediği zaman her şeyi yapar. Rağbete kapılırsa tabii ki yapamaz ama ben inanıyorum ki hiçbiriniz bu rağbete kapılmayacaksınız. Ve bir an önce bunun üstesinden gelerek yolumuza güzel bir şekilde emin adımlarla Türkiye olarak devam edeceğiz. İnşallah ben bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat, uzun ömürler temenni ediyorum. Tekrar 15 Temmuzlar yaşanmasın diye hepimize dua ediyorum. Hep beraber, hep birlikte diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.